Uzmanlar uyarıyor. Yılın en sıcak günleri olarak bilinen Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor diye. Peki ne kadar sürecek? En çok hangi bölgeler etkilenecek? Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabir Rüya Akkuş bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var, meteoroloji uzmanı. Hemen kolay gelsin diyelim, sözü onlara bırakalım. Aslında biz biraz böyle abartmayı seviyoruz. Özellikle de sıcaklar biraz yükselince sanki hayatımızda gördüğümüz en yüksek sıcaklığın içindeymişiz gibi hissediyoruz. Ama değil. Eyyam-ı Bahur sıcakları gelmiyor. Hatta meteorolojiye göre böyle bir şey de pek yok. Yanımızda konumuz var, Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Biz ne yaptık? Yine biraz abarttık mı acaba bu sıcakları? Efendim şu anda Türkiye genelinde mevsim olayların üzerinde hava sıcaklığı seyrediyor. Ama tabii ki Temmuz ayı ortalamalarının üzerinde, evet üzerinde, ama maksimum sıcaklıklara ulaşmış değil. Mesela İstanbul'da yarın için 32 derece sıcaklık bekliyoruz. Onun ortalaması 30 derece civarında, ama en yüksek hava sıcaklığı İstanbul'da 38 derece olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Hemen isterseniz şöyle yapalım, ben de yardımcı olayım size, İstanbul'a bakalım. 32, 32 ve 30 derece görüyoruz. Geçmişte 38 derece olmuş diyorsunuz. Pek yaklaşmadık gibi. Evet, uzun yıllar ortalaması 30 derece civarında, ama maksimum uzun yıllar maksimum sıcaklığı gördüğü en yüksek hava sıcaklığı 38 derece civarında. Öyle bir tabir kullanmak için herhalde 36-37 dereceler olması lazımdı ki onu kullanmak doğru olabilirdi efendim. Hemen şöyle yapalım, İstanbul'un gönlünü yaptık ama bir de Ankara'ya bakalım isterseniz. Ankara'da termometreler epeyce bir kırmızıyı gösteriyor, yukarıya doğru çıkıyor. Bakalım ne çıkacak altından, epeyce bir sıcak gözüküyor. Evet, Ankara'da 35 derece, Ankara'nın da maksimum ortalaması 30 derece civarında. Tabii onun 5 derece üzerinde, ama Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 37 derece olmuş Temmuz ayında geçtiğimiz yıllarda diyelim. Ve salı gününe kadar da yine benzer sıcaklıkla etkisini sürdürecek gibi. Evet efendim, 3-4 gün boyunca yurt genelinde de mevsimlerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yine değişiklik beklemiyoruz. Bu şekilde devam edecek efendim. Şimdi haritanın biraz da böyle geneline bakacak olursak şöyle oluyor aslında. Özellikle de İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar böyle termometreler kırmızı gösterirken İzmir gibi, Antalya gibi illerimizde biraz daha, hatta İzmir'de bulut görüyoruz ve hayırdır size ne oluyor diyeceğimiz bir sıcaklık söz konusu. İzmir neden böyle? İzmir'de 33 derece sıcaklık verdik. Biz bu tabii hava sıcaklığı, yüksek hava sıcaklığı 35 derecenin üzerindeki yerlere koyuyoruz. Onun için yarın 33 derece olduğu için koymadık. Görsellik açısından gözükmüyor tabii ki. Yine tabii sıcak diyebiliriz. Daha sonraki günlerde pazartesi ve salı günü için 35 derecenin üzerinde. Hemen şimdi şöyle yapalım. Hem burada bir Batı Trakya, Edirne var yağmurlu. Bir de ülkenin en doğusuna bakıyoruz. Kuzey doğu kısmında da Artvin'de de Kars'ta da yağmur görüyoruz. Hemen isterseniz şöyle Artvin'e de ben dokunayım, bir açılsın. Neden böyle hava sıcaklıkları? Efendim genellikle bu mevsimlerde özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri görülür. Yarın içinde Edirne çevrelerinde, yine Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış beklentimiz var. Daha sonraki günlerde pazartesi günü içinde yine kuzey kesimlerinde aralıklı yağışlar görülecek. Batı Karadeniz bölgesinde, yine Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, benzer şekilde salı ve çarşamba günü de kuzey kıyılarında özellikle yağışlar göreceğiz efendim. Şimdi şöyle oluyor, ister istemez soruyorum, belki Karadeniz ve Batı Trakya bir nebze daha alışık olabilir ama Ankara ve İstanbul'un aşırı yağışlar karşısında çok dayanıklı olamadığını gördük maalesef biz. Bizim için böyle bir tehlike yakın zamanda söz konusu mu? Yok efendim, hayır, herhangi bir tehlike yok. Özellikle yağışlar kuzey kesimlerde görülecek. Deniz kenarlarında zaten çok büyük bir sel tehlikesi gerçekleşmiyor. Çok aşırı yağışlar olmadığı sürece, Bartın'daki gibi yağışlar olmadığı sürece gerçekleşmiyor. Özellikle iç kesimlerde çok kuvvetli yağışlar olursa tehlike olabiliyor, ama şu anda iç kesimlerde yağışla beklentimiz yok bir hafta boyunca efendim. Adet yerini bulsun. Şunu da sorayım. Şimdi bu aşırı sıcakların görüldüğü yerlerde termometreler artık zirveyi bulmuşken nasıl uyarılarda bulunabilirsiniz vatandaşlara? Özellikle vatandaşlarımızı şu şekilde uyarabiliriz. Yani açık renkli kıyafetler giysinler. Özellikle güneşin genellikle tepede olduğu zamanlarda 12 ile 4-5 arasında fazla dışarıya çıkmasınlar. Vatandaşlarımız buna dikkat edebilir efendim. Teşekkür ediyoruz bizler de yanımıza katıldığınız için. Yani aslında Eyyam-ı Bahur'luk bir durum söz konusu değil, çünkü hala maksimum seviyeyi görmüş değiliz. Ama bu demek değil ki havalar sıcak olmayacak. Oldukça sıcak ve bunu gerçekten derinden hissediyoruz. Ama şu da bir gerçek ki kimse hemen kışın geri gelmesini istemiyor. O yüzden biraz sabretmemiz lazım.